Arkadaşlar merhaba. Devam ediyoruz inşallah. Bize ne lazım? Bakın şimdi bir tane O merkezli yarı çapı 25 santimetre olan yarım bir çember lazım. Şöyle büyük bir çember. Evet. Sonra birbirine paralel AB ve CD kirişleri çizelim arkadaşlar. Onları da çizdik. Evet, şimdi bakalım ne demişti. Yarı çapımız ne kadar olsun arkadaşlar? 25. Evet. ABCD paralel olacak şekilde. Şu AB 48 olacakmış arkadaşlar. CD de kaç olacakmış bakın. 40 birim olacak da onları şöyle tasarlarsam daha rahat düşünürsünüz. Merkezden kirişinden dikme kirişini yapın arkadaşlar. Ortalıyor değil mi? Şöyle şuradan. Merkezden kirişe dikinelim şöyle. Tamam. Kirişini yapıyor arkadaşlar. Bu ortalıyor. Bu 48 diyor. Burası kaça kaç olacak arkadaşlar? 24'e. 24. Diğeri de 40 diyor. Kaça kaç olacak arkadaşlar? 20'ye 20. Evet. Şimdi bize neyi sormuş? Kirişler arasındaki uzaklığı sormuş değil mi? O zaman biz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buradan yarı çapı hipotenüs kabul eden dik üçgen oluşturabiliyorduk değil mi? Bakın ne üçgen oluştu arkadaşlar? Yarı çapımız 25 ya. 7, 24, 25. Bu arada uzaklık kaç birim oldu arkadaşlar? 7. Şimdi bir de diğerinden oluşturalım arkadaşlar. Yine buradan çizdiğim bu yarıçap kaç birim arkadaşlar? 25 birim. Buradan üçgeni var arkadaşlar. 15, 20, 25 üçgeni var şurada. O zaman bu aradaki uzaklığın kaç olması lazım arkadaşlar? 15. 7 çıkarırsak evet. 15 eksi 7'den evet, bu paralel kirişler arasındaki uzaklık kaç birim olur arkadaşlar? 8 birim. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine dış teğetimiz var bakın. Şu aradaki uzaklık kaç birim bakın? 6 birim. O zaman şu aradaki uzaklık da kaç birim olacak arkadaşlar? 6 birim. Burası kaç olur o zaman? 3 birim olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi burada kuvvet yapacağız da kuvveti rahat görmeniz için benim bir çembere ihtiyacım var. Onu çizeyim şöyle. Bakın. Karıştırmayın diye çizdim. Dıştaki büyüğünü çizdim şimdi arkadaşlar. Yani şurası A. Şurası F, burası B. Burası G, burası C. Küçüğünü kullanıp şunu buldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. AG uzunluğu kaç birim arkadaşlar? 3 birim. DC uzunluğu arkadaşlar 2 saat 3 birim. AF uzunluğu 4 birim. Şu FB uzunluğu da 5 birim. Kuvvet yazsak arkadaşlar 4 çarpı ne diyecektik? 9. 3 çarpı tamamı 6 artı 2. 4 çarpı 9 bu neydi? Dış kuvveti değil mi arkadaşlar? 3 çarpı 6 artı 2. Buradan arkadaşlar şunları sadeleştirirsek 12 eşittir 6 artı x. X kaç olur arkadaşlar? 6. Evet, cevabımız arkadaşlar Edirne. Evet, devam edelim. Şimdi çap uzunluğu 12 birim olan birinci şekilde verilen daire iki eş parça ayrılıyor. Çap uzunluğu ne kadarmış arkadaşlar? 12. Yani şurası kaça kaç olacak arkadaşlar? O zaman 6'ya 6. Evet. Şimdi İkinci şekildeki birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına teğet olacak şekilde ne yapılmış? Bunlar yapıştırılmış. Ben hemen arkadaşlar merkezleri birleştiren doğruya çiziyorum. Şöyle. Çizdim mi? Evet çizdim. Buralar kaça kaç arkadaşlar? 6'ya 6. Evet. Şu aradaki uzaklık ne kadar oldu arkadaşlar? Gördünüz mü? 12. Bu 6 ise burası kaç derece olacak arkadaşlar?
30 derece burası da kaç olmuş olacak? 16 kök 3. Evet, dikdörtgenin çevresini sormuş bize. Şu uzunlukta ne olmuş oldu arkadaşlar? 6 artı 6 kök 3. Diğer kenar kaç arkadaşlar? 12. Çevre ne olacak zaman? 2 çarpı 6 artı 6 kök 3 artı ne olacak arkadaşlar? 12. O zaman buradan 2 çarpı 18 artı 6 kök 3 olacak. Çevre bunun iki katını alıyoruz arkadaşlar. 36 artı 12 kök 3 olur. Evet. Evet. Burada ne yaptık arkadaşlar? Yarıçaplar toplamının hipotenüsü kabul eden bir üçgen oluşturmuş. Devam edelim. Evet. Yine arkadaşlar burada dıştan teğet çemberler gördüğümüz zaman merkezleri birleştiren doğruyu çiziyoruz, tamam mı? Merkezleri birleştiren doğruyu hipotenüsü kabul eden ne oluşturuyoruz arkadaşlar? Hep dik üçgen. Kuralımız hep aynı. Bu A merkezi çeyrek çemberin yarıçapı kaç birim arkadaşlar? 8 birim. Görüyorsunuz şurası 8 birim. Şurası da 8 olur arkadaşlar. Burası kaç oldu görüyor musunuz? 12. Evet. Şimdi B merkezi çemberin yarıçapını sormuş bize. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir üçgen oluştu. Bakın burada ne var? B 12 8 artı R var görüyorsunuz. Ne üçgen arkadaşlar? 5 12 13 üçgen. Evet. O zaman C merkezli yarıçapı R birim olan çemberin yarıçapı kaç olur arkadaşlar? Pardon, B merkezli çemberin yarıçapı 5 birim cevabımız alır. 51'e bakalım arkadaşlar. Dıştan teğet çemberlerimiz var. Hemen merkezleri birleştiren doğruları çizelim arkadaşlar. Tamam. Evet. Okuyalım şimdi. C merkezli AB çaplı yarım çember D ve E merkezi yarım çemberler birbirine teğet. Ve K merkezi çembere de teğet demiş. K merkezli çember L noktasında AB çaplı yarım çembere de teğet. A ile B arasındaki uzaklık 12 birim arkadaşlar. Kaça böldük? 4'e böldük. Eş bunlar çünkü arkadaşlar. Bize K merkezli çemberin yarıçapını sormuş arkadaşlar. Buraya R dersem. Tamam mı? Buraya da R diyelim şöyle. Şuraya ne kalır arkadaşlar o zaman? Yarıçap 6 birimdi değil mi şöyle? O zaman buraya ne kalır? 6 eksi R. Burası ne olur arkadaşlar? 3 artı R. Şimdi üçgenimi yazayım arkadaşlar. Bakın 3. Çizgi koymayın. 3. 6 eksi R. Virgül 3 artı R. Evet. R'ye ne verebiliriz arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz? 2 verirseniz ne üçgeni oluşuyor? 3, 4, 5. Demek ki K merkezi çemberin yarıçapı kaç birim arkadaşlar? 2 birim cevabımız vursun. Evet. Şimdi 52'ye bakalım arkadaşlar. Biz ilk önce şu teğetimiz var ya, F noktasında teğetimiz var. Dış teğet kuvvetten 8'in karesi. 4 çarpı tamamı BC diyebiliriz. Dış teğet kuvveti kullanalım. Çemberin yarıçapını soruyor da biz EC uzunluğunu bulalım ilk önce. Dış teğet kuvvetimizden arkadaşlar 8'in karesi 4 çarpı tamamı değil mi? BC olacak. Buradan arkadaşlar 64 eşittir 4 çarpı BC dediğimiz zaman 64'ü 4'e bölersek BC uzunluğu kaç birim olur arkadaşlar? 16 birim. Şimdi burası 16 birim ya arkadaşlar. Buraya kaç kalmış olur? 12. Buradan da arkadaşlar çapı gören çevre açı yapalım şöyle. Tamam mı? Burası çemberin nesi olur arkadaşlar? Çapı olur. Bize neyi sormuş bakalım? Çemberin yarı çapını sormuş. Buradan 5, 12, 13'ü gördük değil mi arkadaşlar? Burası 2R oldu. O zaman arkadaşlar R'mizde ne olur? 13 bölü 2. Cevabımız arkadaşlar değil mi? Şimdi 53'e bakalım. Şimdi benim x'i bulabilmem için kuvvet uygulamam lazım. İç kuvvet de arkadaşlar burada çemberimiz yarımken iç kuvvet yapamıyoruz aklınızda olsun. Bunu büyütmem lazım. Tamam mı? Büyütelim. Evet. Bir saniye mavi alayım arkadaşlar. Uğraşmayalım bir daha. Evet. Şöyle.
Bir de şunu çizeyim arkadaşlar. AB çapını çizeyim. Lazım olacak. Şimdi arkadaşlar merkezden girişin ile dikme girişini yapıyordu. Şöyle ortalıyordu. Şimdi şurası 2 birim. Burası 4 birim. Yani CD diyelim. Benim oluşturduğum da M diyelim arkadaşlar. Merkezden girişin ile dikme girişi ortalıyordu ya. O zaman arkadaşlar buradan CD uzunluğu neye eşit olmak zorunda? DM uzunluğu neye eşit olmak zorunda? Kaç birim olacak arkadaşlar? Burası 6 birim. Sonra KF uzunluğu var burada bakın. 2 birim. Bir de K uzunluğu var. X birim onu soruyor bize. Şimdi ben şu K noktasına göre arkadaşlar kuvvet yazacağım. Yani X çarpı 2 bakın 4 çarpı ne olacak? 8. K noktasına göre iç kuvvet yazıyoruz. Burada yazamazdık az önceki şekilde. Çünkü çemberde kesişen girişlerde iç kuvvet yazabiliyoruz. 2 çarpı X arkadaşlar 4 çarpı ne eşit olacak? 8. Buradan 2x, 32, x kaç olur arkadaşlar? 16. Yani cevabımız arkadaşlar C. Devam edelim. Şimdi bu da güzel bir soru. ABCD kare arkadaşlar. BC kenarı çembere P noktasında neymiş arkadaşlar? Teğet. Şimdi buradan bakalım. Teğeti nasıl kullanacağım bakın. Şimdi merkezden girişin ile dikme girişini yapıyordu arkadaşlar. Ortalıyordu. Şurada bir O merkez seçelim, tamam. Buraya ben yarıçapa R dersem, buraya ne kadar arkadaşlar? Şimdi 8 eksi ne kadar buraya R? Çünkü şöyle düşüneceğiz. Karenin bir kenar uzunluğu 8 birim diye, şu aradaki uzaklıkta kaç birim olacak? 8 birim. Evet. Şimdi çemberi yarıçapını sormuş arkadaşlar bize. Evet. Buradan da bir R seçelim yine şöyle, tamam mı? Evet. Buraya da R diyelim. 8'i kaça kaç böldük arkadaşlar? 4'e 4 böldük. Evet. Buradaki oluşan dik üçgenimi gördünüz değil mi? Bakın yazayım. 4, 8 eksi R, R. Ne üçgen oluşur arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgen oluşur. R'yi ne verirseniz? 5 verirseniz. Çemberin yarı çapı da kaç birim olur arkadaşlar? 5 birim. Evet. Cevabımız deniz. Şimdi 55'e bakalım arkadaşlar. Bakalım ne önemiş? BAC dik üçgen. Evet. BAC dik üçgen arkadaşlar. ABAC dikmiş. O merkezi çember E noktasında teğet. Evet. O merkezi çember demiş. Yarıçap 6 birim olan. Şurası da kaç oldu arkadaşlar? 6 birim. AE uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şimdi ben kuvvet yaparak arkadaşlar şurayı bulabilirim. Şu uzunluğu A diye. Bunun nesi arkadaşlar? Karesi 3 çarpı tamamı olacak. Evet. Teğet kuvvet yaptık. A kare eşittir arkadaşlar. 3 çarpı tabağımı kaç oldu arkadaşlar? 15. Buradan A kare ne eşit olur arkadaşlar? 45'e. A ne olur? 13 kök 5. Evet. Otursun elimizde. Şimdi arkadaşlar bakalım. Buradan başka ne yapabiliriz? A'yı 3 kök 5 bulduk. Şeklimiz çok düzgün değil ama bize neyi sormuş arkadaşlar? X uzunluğunu sormuş değil mi? Şuradan yarıçap TET DM noktasında neydi arkadaşlar? Onu kullanalım şöyle. Tamam. Evet. Buradan artık benzerlik yapabiliriz. Şu üçgenle büyü arasında benzerlik yapabiliriz arkadaşlar. Onu daha rahat görmeniz için dışarıda çizebilirim isterseniz bir saniye. Karıştırmayın diye şöyle. Evet. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burasını kaç bulduk? Biz 3 kök 5 bulduk. Burası ne arkadaşlar? X. Burası kaç bakın? 9. Burası ne oldu arkadaşlar? 6. Şimdi bunun, bunu oran, bunu, bunu oran eşit. Bunu neyden yaptık arkadaşlar? Benzerlikten yaptık. Yani 3 kök 5 bölü X arkadaşlar 9 bölü 6 oldu. Yani şimdi bunları sadeleştirirsek arkadaşlar. 3. Buradan sadeleştirirsek X ne olur arkadaşlar? 2 kök 5 olur. Cevabımız arkadaşlar şey. Devam edelim. 56 arkadaşlar. Şimdi O merkezi çember ABC üçgeninde D, E ve F noktalarında teğet. Burada ne arkadaşlar? Dış teğetleri eşit uzunlukta onu kullanacağız. AB uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar bakın. 10. Burası eş bakın. Burası X dedik diyelim şöyle. Buraya ne kadar arkadaşlar o zaman? 10 eksi X. Burası da 10 eksi X arkadaşlar.
Devam edelim arkadaşlar. Sonra AC'ye kaç vermiş? Bize 9. Bir de BC'ye vermiş. Kaç vermiş arkadaşlar? 7. Şimdi buraya x dedik ya. Buraya ne kadar arkadaşlar? 7 eksi x. Şunlar da eşit. Görüyor musunuz? Burası da 7 eksi x. Dış teğet kuvvetler eşit arkadaşlar. O zaman 10 eksi x ile arkadaşlar 7 eksi x'in toplamı ne eşit olacak? 9. Buradan 17 eksi 2x 9. 2x kaç olur arkadaşlar? 8. X de kaç olur? 4. Evet. Bize FB'yi sormuş. Görüyorsunuz. Cevabımız Deniz. 50'ydi arkadaşlar. Şimdi O merkezli şekildeki çemberde EF çembere içten teğet. Bakın. Bize ne uzunluğunu sormuş arkadaşlar? X uzunluğunu sormuş. Şimdi ben bunu şu x'i nereye taşıyacağım? Bakın dikkat edin. Bak. Evet. Şimdi ben şöyle de çizsem olur değil mi? O x nereye gelir arkadaşlar? Şuraya gelir. Şuraya gelir. Gördünüz mü? Onu oraya da taşıyabilirsiniz. Çünkü merkezler ortak mı? Merkezleri o olan şekildeki çemberlerde demiş değil mi? O zaman çizeceğim teğet bu B noktasından da geçebilirdi. Bunu böyle düşündüğünüz zaman işiniz kolay arkadaşlar. Küçük çembere göre ne yazabilirsiniz? Kuvvet. Ne kuvveti? Dış teğet kuvveti. Buradan arkadaşlar x'in karesi neye eşit olur? 2 çarpı 8. Oradan x kare 16 arkadaşlar. X ne olacak? 4. Burada asıl olan onu görmeniz yani taşımayı görmeniz de güzel bir soru oldu. Şimdi bakalım arkadaşlar. O merkezli AB çaplı bir yarım çember çizim istemiş. Çizelim arkadaşlar. Çizdik. Biraz büyük olsun istedim. Ne yapacaktık arkadaşlar? O merkezli AB çaplı yarım çember. Çizdik mi arkadaşlar? Çizdik. Çember yayı üzerinde AC eşit 4 kök 5 arkadaşlar BC eşit 8 olarak işaretleyiniz. Bakalım. Evet. Ne demişti arkadaşlar? AC 4 kök 5 BC 8 olacak şekilde işaretleyin. B noktasından arkadaşlar AC'nin ortasına B noktasından AC'nin ortasına. B noktasından AC'nin ortasına. Evet. Bir doğru çizip bu doğrunun AC'yi kestiği noktaya D diyelim demiş. Buralar 2 kök 5 olacak. Evet. Bu doğrunun AC'yi kestiği D. Bir de arkadaşlar O ile C'yi kestiği noktaya değer diyelim demiş. Bir tane daha çizeceğiz sonra. Çizelim arkadaşlar. O C'yi kestiği noktaya ne diyelim demiş arkadaşlar. Evet. Elde edilen bu çizimde E ile C arasındaki uzaklığı sormuş. Burası arkadaşlar ağırlık merkezi olur. Şeklimiz için ne olur arkadaşlar? Ağırlık merkezi olur. Tamam mı? Evet. Şimdi buradan burası da 8'di arkadaşlar. Şimdi biz çapı bulabiliriz. Şimdi ne var elimizde? 4 kök 5 8 şöyle bir üçgen oluşturduk. 2R çapı oldu. Şimdi arkadaşlar 64 şimdi 4 kök 5 ne yapar arkadaşlar? 16 çarpı 5'ten 80 144 yapar. Burası kaç olur arkadaşlar? 12. O zaman burayı 12 ya arkadaşlar. 6'ya 6 yapabiliriz. Muhteşem üçlüden dolayı burası da kaç birim olur arkadaşlar? 6 birim. Anladınız değil mi? Muhteşem üçlü oluştu burada. Evet. Burada da 2K'ya K vardır arkadaşlar. Ağırlık merkezi olur bu. Tamam. 3K 6 olur arkadaşlar. K 2 olur. EC uzunluğu arkadaşlar 2K idi ya. O da 4 birim olur. Evet. Cevabımız arkadaşlar bursun. Evet. Devam edelim. Evet. Şimdi çap uzunluğu 8 birim ve sarı renkli yarım daire ile çap uzunluğu 4 birim olan mavi renkli daire. Bunların yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bu sarı değil de büyüğü ne olacak arkadaşlar? Mavi olacak.
Yanlış yazılmış. Düzeltelim onu. Şunu da sarıyor. Burada şeyde de gözüküyor arkadaşlar. Şu üçüncü şekilde de gözüküyor. Bakın sarının çapı ne kadar? 4. O zaman arkadaşlar şurası 4. Burası da 4. Tamam mı? Şimdi ben burada kuvvet yazmış olsam x kare neye eşit olacak? 4 çarpı 8 olacak. Oradan da x ne olur arkadaşlar? 4 kök. Kuvvet yazdık. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Bu 8. Bu neydi arkadaşlar? 4. Bu sefer yine y'nin karesi arkadaşlar. Kuvvet yazalım. 8 çarpı ne olacak? Kaç oldu arkadaşlar? 96 olur. 96'yı da 16 çarpı kaç yazacağız? 6. 4 kök 6 olur. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burası kaç birimdi? 8 de buraya kaç kalır arkadaşlar? 6. Evet, buradan da bunun karesi arkadaşlar. 6 çarpı ne olacak? Tamamı kaç oluyor arkadaşlar? Hep kuvvet yazdık arkadaşlar. Buradan da z ne olur arkadaşlar? 60 kök 15 olur. Bize arkadaşlar x çarpı y bölü z'yi sormuş. Ben zaman kısıtlı olduğu için soruyu çok ayrıntılı okumadım ama kuvvetleri gördünüz herhalde değil mi? X çarpı y diyecektik. 4 karekök 2 çarpı 4 kök 6'nın arkadaşlar 2 kök 15'i oranını yazdık. Şimdi arkadaşlar bunları götürelim. 2, 8 bunların çarpımı arkadaşlar 12 ya 2 kök 3 yapar. Böyle arkadaşlar kök 15 var. Kök 15 arkadaşlar şuna bölelim. Kök 5 yapar. Cevabımız da arkadaşlar şu olur. 16 bölü kök 5 olur. Deriz. Dış teğet kuvvet yaptık arkadaşlar. Kesi yapıştırla. Tamam mı? Evet. Siz yine ayrıntılı şekilde bakarsınız. Şurayı düzelttik ama değil mi? Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar A ve B merkezi çemberler dik kesişiyor. Bakalım. Kesiştirelim arkadaşlar. Dik kesişme neydi? Yarıçapların kesişme noktasında birbirine ne olmasıydı arkadaşlar? Dik. Evet. Şimdi bakın buraya 1'e 2 falan vermiş şu uzunluk araya. Benim aklıma ne geldi? Bunun yarıçapı kaç birim oldu arkadaşlar? 3. 4, 5 yapabiliriz burayı rahatlıkla. Tamam mı? Neyi gördüm ben? 3, 4, 5. Evet. Sonra bize neyi sormuş arkadaşlar? Bu yarıçap da 4, 1'e. Buranın tamamı kaç oldu? 8, 1'e. Bize neyi sormuş bakalım? A ile F arasında güzel bir sormuş. Buradan direkt bir sefer yapabiliriz arkadaşlar. X kare ne eşit olur? 8'in karesi artı 3'ün karesi. 64, 73 olur değil mi? Evet. Cevabımız edildi arkadaşlar. Başka sorun var mı bakayım? Yok. Evet. Bugünkü dersi de burada bitirelim arkadaşlar.